6. sınıf matematik dersi işlem önceliği ve dağılma özelliğiyle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Durdurup kendiniz çözün. Buradan sağlamasını yapabilirsin, kontrol edebilirsin. Yaptığın doğru sayısını ya da yanlış sayısını yorumlar kısmında bizimle birlikte paylaşabilirsin. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer dersler konular için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Yukarıdaki kolide küp şeker paketleri bulunmaktadır diyor. Kolideki paket sayısını veren matematiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aslında hacim bulmayla da ilgili sevgili öğrencim. Enini, boyunu ve yüksekliğini çarparak bulabilirsin. Köşeye noktayı koyduktan sonra bakın arkaya doğru gidiyorum. Sol tarafa doğru gidiyorum ve yukarı doğru çıkıyorum. Arkaya doğru 2 tane gittim. 2 tane kare var burada. Sol tarafa doğru 3 tane gittim. Yukarıya doğru da 4 tane gittim. Oradaki sayıların çarpımı bana oradaki koli sayısını verir. 2 çarpı 3 çarpı 4. Tabii bunu değişme özelliğine göre 4 çarpı 3 çarpı 2 de diyebilirim ya da 2, 3, 4 ya da 3, 4, 2 şeklinde de yapabilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Ahmet amcanın bahçesinde 45 tane ağaç, her ağaçta 12 tane dal ve her dalda 3 tane kuş bulunmaktadır. Bu bilgiye göre Ahmet amcanın bahçesindeki kuş sayısını veren eşitlik aşağıdakilerden hangisi olamaz? 45 tane ağaç var sevgili öğrencim. 45 tane ağaçta 12 tane dal varsa ben 45 ile 12'yi çarparak dal sayısını ve bununla da 3'ü çarparak her dalda bulunan kuş sayısını bulabilirim. 45 çarpı 12 çarpı 3'ten buna ulaşabilirim. Olamaz diyor. Dikkat et lütfen. Şimdi baktığım zaman burada istersen 12 ile 3'ü çarparsın, tamam mı? 12 ile 3'ün çarpımına 36 dersin. 45 ile daha sonra 36'yı çarpabilirsin. Yani 45 çarpı 36 ile de ulaşabilirsin sonuca. Sakın ha burada sonucu bulmak için uğraşma. İşlemsel özelliklerden bahsediyoruz sevgili öğrencim. Bakın C seçeneğine baktığım zaman 540 çarpı 3 diyor bize. Sevgili öğrenciler bakalım 45 ile 12'yi çarptığınızda bunu deneyebilirsin. 540 eder. 540 ile sağ tarafında bulunan 3'ü çarparsan da yine aynı sonuca ulaşabilirsin burada. C seçeneğini de eledim. Ama 125 çarpı 12 diyor. Şimdi ben ortada bulunan 12'yi ayırırsam, peki 45 ile 3'ün çarpımına bakalım kaç eder? 45 ile 3'ün çarpımı 135 eder. Eldeye dikkat et orada. 135 ile 12'yi çarpsam da aynı sonuca ulaşırım ama burada 135 yazacağını 125 yazmış. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki şemada kutunun içindeki ifade doğru ise D harfi, yanlış ise Y yolunu takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır diyor bize. Şimdi diyor ki burada sevgili öğrencim 12 eksi 6 çarpı 12 işleminin sonucu 12'dir diyor bize. İşlem önceliği neydi işlem önceliği? Önce üslü sayılar, sonra parantez, sonra çarpma bölmeler, sonra da toplama çıkarmalar. Yani ben oraya baktığım zaman 12 eksi 6 çarpı 12 ne var burada? Pardon, çarpı 2. Ne var burada? Burada bir çıkarma işlemi var, bir de çarpma işlemi var. Çocuklar, çarpma işleminin çıkarma işlemine göre önceliği vardır. Yani ben burada önce çarpmayı yapacağım. 6 kere 2'den 12. Daha sonra 12'den 12'yi çıkartarak işlem sonucunu 0 bulacağım. Bak ne diyor burada? İşlem sonucu 12'dir diyor. O zaman bizim yanlış tarafından gitmemiz gerekiyor. Devam edelim bakalım. 9 eksi 2 çarpı 4 parantez içerisinde çarpı 3 işleminin sonucu 3'tür diyor bize. Bakalım hemen. Sevgili öğrenciler, ben buradaki ifadeyi alıyorum. Biraz daha büyütüyorum ve yapmaya çalışıyorum. Şimdi önce parantezin içerisinden başlamam gerekiyor. Parantezin içerisinden başlarken şunu kaldırayım bu arada. Parantez içerisinde iki tane işlem var. Çıkarma var, çarpma var. Ben önce buradaki çarpmayı yapacağım. 2 kere 4, 8 diyeceğim. Sonra 9'dan 8'i çıkartıp 1 diyeceğim. Sonra işte parantezin işlem sonucu 1. Sonra ben bu işlem sonucuyla sağ tarafında bulunan 3'ü çarpıp işlem sonucuna 3 diyeceğim. Ki burada da 3 diyor. 3 diyorsa doğru yapmıştır. O zaman bizim doğru yerden yani 3. çıkıştan çıkmamız gerekiyor. Cevap C seçeneği. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz internet üzerinden verilmektedir. 6. sınıf, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarla ilgili haftanın 2 günü ders veriliyor. Birer saat tarafından veriliyor sevgili öğrencim. Canlı derslere bağlanmak için 507-215-26-58 numaralı telefonu arayarak ayrıntılı bilgiyi edinebilirsiniz.
Bir diğer sorumuz, bu işlemin sonucu kaçtır? Biraz daha büyütmeye çalıştım. Sevgili öğrenciler, işlem önceliği ve bazı işlemlerin burada özellikleri vardır. Mesela yutan elemandan, etkisiz elemandan, dağılma özelliğinden vesaire bizim yararlanmamız gerekiyor. Şimdi adam burada diyor ki parantezden başlayacağım. Tamam. 2012 ile 2013 çarpacağım. Çarpıyor da orada. Sonra üzerine 38'i ekliyor. Tamam. Ya iyi de burada benim bayağı bir zamanım gider. Dikkat et. Buradaki işlem sonucu ne olursa olsun isterse 1 milyon çıksın. Sen bunu sıfırla çarpıyorsun. Sıfır burada yutan elemandır sevgili öğrenci. Sıfırla çarptıktan sonra işlem sonucu sıfır olur. Yanında da oradaki sıfırı 7 ile toplamanı istiyor senden. Sıfırla da 7'yi toplayıp işlem sonucuna 7 diyebilirim. Cevabım B seçeneğidir. Tahtada verilen işlemin sonucu kaçtır diyor bize sevgili öğrenciler. Önce şundan kurtulalım lütfen. Çocuklar sırayla gidemezsin. 48 ile 24'ü toplayayım, 18'e böleyim, sonra 7 çıkartayım, sonra işte sıfırla çarpayım. Hayır. Burada ne var? Toplama var. Artı işareti. Burada ne var? Bölme var. Burada ne var? Çıkarma var. Burada ne var? Çarpma var. Şimdi sonuçla bazıları şöyle yapıyor. Sırayla gidiyor. Ya diyor en son çıkan sonuç diyor sıfırla çarpılıyor. Ha, sıfırı işaretleyeyim. Hayır evladım öyle olmaz. 24 bölü 8 önce senin buradaki bölme işlemini yapman gerekiyor. Sonra senin buradaki çarpma işlemini yapman gerekiyor. Mesela 24 bölü 8 3 eder. 7 kere 0 da 0 eder. Ondan sonra toplama ve çıkarmaları yapacaksın. Baştaki 48'i yazdım. Sonra artı gelmiş. Buradaki bölme işleminin sonucu 3'tür. Eksiği koydum ve 7 kere 0 da 0 eder. Buraya 0'ı yazdım. Toplama ve çıkarma kaldıysa ikisi aynı işlem önceliğinde olduğu için ok yönünde soldan sağ tarafa doğru gidebilir. 48'de 3'ü topladım 51. 51'den 0'ı çıkartırsam yine 51 kalır. Doğru cevabım D seçeneğidir. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor bize sevgili öğrenciler. Biraz daha hemen şöyle büyütmeye çalışalım. 1'e bakıyorum. 29'da 0'ın toplamı 29'da 0'ın toplamına eşittir. Kesinlikle doğru. Artı işaretini koydum. Bir sayıyı sen sıfırla çarpıyorsan işlemsel özellik sıfır burada yutan elemandır. Çarpmada sıfır olur. Kesinlikle doğrudur. Buraya bakıyorum hemen. 146 ile 213'ü topluyorsun ve bunu 25 ile çarpıyorsun. Bu eşittir diyor. Burada da 213 ile 25'i çarpıyorsun. Bunu 146 ile topluyorsun. İkisinin de işlem yaptığında farklı sonuçlar olduğunu görmen gerekiyor sevgili öğrencim. Bak üçü de çarpma durumu mesela burada artı işareti olsaydı burada da artı işareti olsaydı tamam derdim. Ya da değişme özelliğini kullanarak burada çarpı işareti olsaydı burada da çarpı işareti olsaydı ona da tamam derdim. Eşit de diyebilirdim. Ama bu durumda ikisi de farklı sonuçlar çıkar. Maalesef eksiği koymam gerekiyor. 4 numaraya bakıyorum. 25 çarpı 27 çarpı 1. Bu 27 ile 25'in çarpımına eşittir. Sevgili öğrenciler, 25 ile 27 bak orada çarpmak için uğraşma. Çünkü bu işlemin sonucunu sen 1 ile çarpınca yine 25 ile 27'nin sonucu çıkar. Yani 1'in burada çok büyük bir etkisi yok. 1 çarpmada etkisiz elemandır. Sildim onu ben. Sonuca bir katkısı yok çünkü çarpmada. Ha 25 ile 27 çarpmışsın, ha 27 ile 25'i çarpmışsın. Aynı şey. 4 kere 3 de 12 eder. Değişme özelliği 3 kere 4 de 12 eder. Ve bunlar birbirlerine eşittir. Artıyı koydum. Bunlardan 3 tanesi doğrudur. Cevabım C seçeneği. İşlemin sonucu kaçtır diyor bize. İşlem önceliği diğer sınıflar için de önemli. Sevgili öğrenciler, lütfen dikkat edelim. Ne yapmam lazım? Önce üslü sayılardan başlamam lazım. Sonra parantez, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkarma. 3'ün karesi 3 kere 3'ten 9 eder. 4'ün karesi 4 kere 4'ten 16 eder. Yani şöyle oldu. 100 oldu. Bölü parantezi açmış. 9 artı 16. Diyor ki bölmeyi daha önce yapmam gerekiyor. Hayır evladım. Önce parantez var burada. Senin parantezin içerisindeki işlemi yapman gerekiyor. 9 ile 16'yı toplarsan 25 eder. Sonra artık en son başta 100 kaldı ve diyor ki bunun 100'ü için parantezin içindeki sonuca bölüyor. Yani 25'e bölüyor. 100'ü de 25'e bölersem 4'e ulaşırım. Cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 16 bölü 2 çarpı 4. Eksi değil çarpı 4. Sanki kısa çizgi gibi gözüküyor. Bir an için öyle zannettim. Bakalım. Çocuklar çarpma ve bölme aynı işlem sırasındadır ki toplama çıkarma gibi.
Çarpma ve bölme aynı işlem sırasında olduğundan dolayı sen o köründe takip edebilirsin. 16'yı 2'ye böldüm 8. 8 de yanında 4'ü çarptım 32. Yani bunu sırayla yapabilirsin. Neden? Çünkü ikisi de aynı işlem sırasında. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Hakan işlemin sonucunu hatalı bulduğuna göre ilk hatayı kaçıncı adımda yapmıştır diyor bize. Diyor ki Serhat öğretmen Hakan'dan 46 çarpı 12 işleminin sonucunu dağılma özelliği yardımıyla bulmasını istiyor. Hakan ise sırayla şu işlemi yapıyor. Birinci adımda işlemin kendisini yazmış. 46 çarpı 12. Sonra 46 çarpı yani 12'yi burada 10 artı 2 diye ayırmış. Kesinlikle doğru. Devamını ben sana göstereyim. Şimdi sevgili öğrencim 46 ile ben 12'yi zihinden çarpabilirim. Nasıl çarpabilirim? 46 çarpı oradaki 12'yi 10 artı 2 diye yazarım. Sebebi ne peki bunun? Çünkü ben 46 ile 10'u çarparım. 460 olur. Tamam mı? Sonra 46 ile 2'yi çarparım. 92 olur. Bu ikisini toplarsam sonuca ulaşırım. Ne yapmış burada? Bak. Burada doğru. 46 çarpı 10 artı 2. Yani 12'yi orada parçalamış. 10 artı 2 şeklinde. Çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğidir bu aynı zamanda. Tam 46 ile 10'u çarpmışsın. 460 bulmuşsun. Üçüncü adıma lütfen dikkat et. Tamam 460 bulmuşsun ama sonra senin 46 ile burada 2'yi çarpman gerekiyor. 92 yazacağına 2'yi sadece burada tutmuş. Yanlışlık 3. adımda başlamıştır. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer soru. Pardon. 6. sınıf DVD'ye ulaşmak için sevgili öğrencilerim soru olarak karıştırdım. Özür diliyorum sizden. Bana ait olan ana DVD 6. sınıf yani ortaokul matematiğini bu DVD'lerle temel olarak atabilirsiniz. Zengin bir içeriğe sahiptir. Baştaki ana DVD içerisinde iki tane kitabın en ayrıntılı yerlerine kadar anlatımı vardır. Bütün üniteleri, konuları bulabilirsiniz. 122 adet ders videosu toplamda 42 saatlik bir anlatım. Diğeri de binlerce soru çözümünün olduğu içerisinde 250 adet ders videosu var. 52 saatlik bir anlatımdan bahsediyor. Yapman gereken bana ait olan internet adresi ilköğretimvideo.com. Buraya gelerek 6. sınıf satın alacağın 6. sınıf bilgisiyle ilgili ayrıntılı bilgiyi edinebilir, siparişini verebilirsin. Bir diğer sorumuz. 32 eş kareden oluşmuş yukarıdaki şekilde renkli bölgeyi ifade eden işlem aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar şuradaki çizgi hatalı. Onu saymayalım. Olur mu? Yani 32 kareyi nasıl buluyorsun? Yukarıdan aşağı doğru 4 var. Dikdörtgen alanını hesaplama gibi düşünebilirsin. Uzun kenarında da 8 var. 8 çarpı 4'ten 32'yi bulursun. Bunu yapan işlem hangisidir diyor bize. Sevgili öğrencim. Şimdi renkli bölge burada kaç tane var? 4 ile 5 var değil mi? Yani bak bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci. Şimdi 4 çarpı 5'ten ben 20 olarak bunu bulabilirim. Ama 4 kere 5 seçeneklerde yok. Oradaki 5'i 8'den de yardım alarak oluşturabilirim. Yani bura 5 ise geriye kalan şu beyaz kısmada 3 kalmıyor mu? Şimdi normalde ben 4 ile 8'i çarparak hepsini buluyorum. Ama renkli olan bölge 8'den şuradaki 3'ü çıkartmayla bulabilirsin. Değil mi? 8'den o zaman ben parantezimi açarım. 4 çarpı diyorum. 8'den oradaki 3'ü çıkartarak zaten 5'i bulabilirim. Eşittir 20 sonucuna ulaşabilirim. 4 çarpı 8 eksi 3. Doğru cevabım A seçeneğidir. Çarpmanın çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğidir. Yukarıdaki eşitlikte kare yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? Çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği. 99 çarpı 10 artı 6 eşittir 99 çarpı 10. Kare çarpı 6 diyor bize. Hemen bunu yapmaya çalışalım. Şimdi sevgili öğrenciler, burada bazı öğrencilerimiz karıştırdığı durumlar da oluyor. Benim sana tavsiyem eşitliğin olduğu bölgeden şöyle bir ayır bakalım. Sol tarafa doğru bunu da sağ tarafa doğru ayırıyorum. Şimdi 99'u ben parantezin içerisine nasıl ayırabilirim? Nasıl yapabilirim? Bir kere işleme sol taraftan başlamam gerekiyor. Neden? Çünkü sağ tarafta bir bilinmeyen var. Dolayısıyla ben burada sol taraftan başlayacağım. Bilinenden bilinmeyene doğru gidiyorum. 99 ile 10'u çarpıyorsun. Yani parantezin dışında çarpma durumundaki sayıyı parantezin elemanlarına dağıtıyorsun. 99 ile 10'u çarpıyorum. 99 ile 6'yı çarpıyorum. Yapalım. 99 çarpı 10 diyorum. Sonra 99 çarpı 6 diyorum.
Sonra eşitliği koydum. Başka yapmam gereken bir şey. 10 ile 6'nın arasına bak, artı işareti var. Buraya da artıyı koyabilirim. Şimdi dikkat edelim. Birlikte gidiyoruz. Bak 99 var. 99 var. Hatta 99 çarpı 10 var. E burada da 99 çarpı 10. Artı işareti var. Artı işareti var. Sağ tarafında 99 çarpı 6 var. Burada sadece kare çarpı 6 var. O zaman ben buradaki kareye 99 yazarsam eşitliği sağlamış olur. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu ile aynıdır diyor bize. Bakalım hemen. Sevgili öğrenciler, 1243 ile 100'ü çarpmışsın. 1243 ile 1'i çarpmışsın. Ve bunları birbirinden çıkarmışsın. Şöyle yapalım. Şimdi başta 100 tane 1243 var diyebilir miyim? Yazalım bunu. Uzun uzadıya yazalım. 100 tane 1243. Hani çarpmayı hatırla. 4 kere 3, 4 defa 3, 4 tane 3. Değil mi? 4 çarpı 3 şeklinde ifadelendirebiliyordum. Buna ben 100 tane 1243 dersem. Burada da ne var? 1 tane 1243 var sevgili öğrenci. Ve bunları birbirlerinden çıkartıyorum. 100 tane 1243'ten 1 tane 1243 çıkartacağım. Burada sonuç üzerinden gitmeye çalışma. İşte 1243 ile 100'ü çarpayım. Sonra 1243 ile 1'i çarpayım. Bunu çıkartın birbirlerinden. Sonra seçeneklerdeki bütün soruların, bütün seçeneklerin cevabını bulayım. Bu işlemi çok uzatırsın. Evlat, 100 tane 1243 var burada. Burada da 1 tane 1243 var. Bunları çıkart diyor birbirlerine. 100 taneden 1 tane çıkartırsam geriye 99 tane 1243 kalmaz mı? Ben tanenin olduğu yere çarpıyı koyarsam işte sana 99 çarpı 1243. Doğru cevabım B seçeneğidir. Dersimiz burada sona erdi. Ders sonunda yorumlarını bekliyorum sevgili öğrenciler. Diğer konuları takip etmek için, haberdar olmak için İbrahim Hoca kanalına abone olabilirsin. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum.